Ege Üniversitesi Televizyonu'nun sevgili izleyenleri ve Radyo Ege Kampüs'ün sevgili dinleyenleri, Ege'den Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Ülke ve bölgemizin en önemli sağlık üssü olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin değerli hekimleriyle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ege'den Sağlık'ın bugünkü konuğu Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Argon. Değerli hocamızla tiroid kanserini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini, özellikle de atom tedavisi hakkında süremiz el verdiği kadarıyla sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Sizin de belirttiğiniz gibi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanıyım. İsmim Murat Argon. 2019 yılından beri Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekteyim. Bizim nükleer tıp anabilim dalımız 1964 yılında ilk çalışmalarımıza, nükleer tıp çalışmalarına başladı. 2011 yılından itibaren de nükleer tıp anabilim dalı kuruldu. Nükleer tıp konusunda isterseniz bir bilgi vereyim. Nükleer tıp nedir? Ne işlerle uğraşır? Özellikle ben şunu merak ediyorum hocam. Tanı mıdır, tedavi midir bu noktada? Hem tanı hem tedavidir. Nükleer tıp radyoaktif maddeleri kullanır ki biz buna radyonüklit diyoruz. Bu radyoaktif maddeleri kullanarak hastaların hem tanısına hem de tedavisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçok organın, kalp olabilir, beyin olabilir, mide olabilir, sindirim sisteminin diğer organları olabilir, karaciğer olabilir. Onların sintigrafik görüntülemesini yapıyoruz. Aynı zamanda kanser taraması yapıyoruz. Ve aynı zamanda da bu hastaların, bazı hastaların radyoaktif maddelerle tedavisini yapmaktayız. O zaman esas konumuza dönelim hocam. Tiroid kanseri hakkında, özellikle atom tedavisi hakkında bugün izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Öncelikle tiroid bezi nedir? Hastalıkları konusunda bizleri aydınlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi tiroid bezi öncelikle bir iç salgı bezidir. Boynun ön tarafında şu Adem elması dediğimiz çıkıntının alt tarafında, boynun her iki tarafında yerleşmiş bir iç salgı bezidir. V şeklinde ya da H şeklinde bir organdır. Tiroid bezi tiroid hormonu salgılar. T3-T4 diyoruz. Aynı zamanda tiroid bezinin her iki tarafında paratiroid bezi dediğimiz organ gene iç salgı bezleri vardır. Bunlar da parat hormon salgılar. Bu parat hormon kalsiyum metabolizmasıyla ilişkilidir. Tiroid bezinin salgıladığı T3-T4 hormonu ise vücudun orkestra şefi olarak kabul edebilirsiniz. Bütün metabolizmayı etkiler. Kalbin çalışmasından, sindirim sisteminin çalışmasına kadar birçok sistemin faaliyetini etkilemektedir. Tiroid bezinin hastalıklarına isterseniz biraz geçebiliriz. Tiroid bezinin büyümesi hastalığında biz guatr diyoruz. Tiroid bezi bazen şöyle benzetebiliriz, bir un çuvalı şeklinde olabilir. Bu difüz guatr olarak adlandırılır. Bazen de içine patates atarsak bu un çuvalının içindeki patatesleri nodül gibi düşünebilirsiniz. O zaman da nodüler guatr diyoruz biz buna. Tiroid bezinin bir de fazla çalışma ya da az çalıştığı durumlar söz konusu olabilir. Fazla çalıştığı durumlar halk arasında zehirli guatr olarak bilinmektedir. Tiroid bezi fazla çalıştığı için bu hastalarda terleme, gözlerde ön tarafa çıkma, sıkıntı hali gibi, el titremesi gibi bulgular ortaya çıkabilir. Bir de çok az çalıştığı durumlar vardır, Hashimoto hastalığı gibi. Bu durumda da hastalarda şişmanlama, hareketlerde yavaşlama gibi bulgular ortaya çıkabilir. Bu durumda hipotiroidi diyoruz. Fazla çalıştığı duruma hipertiroidi, az çalıştığı duruma da hipotiroidi diyoruz tiroid bezinin çalışma hastalıklarına baktığımızda. Bir diğer hastalık grubu da tiroid kanserleri. Esas konumuz herhalde halkımızın da merak ettiği konu tiroid kanserleri. Günümüzde yapılan çalışmalar kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta saptandığını
göstermektedir. Tiroid kanserleri önce tiroid bezinin tabii nasıl tanısı, tiroid kanserinin nasıl tanı konduğunu isterseniz konuşabiliriz. Tabii hocam, buyurun. Tetkiklerimiz ultrason ve sintigrafik çalışmalar yapılmaktadır. Ultrasonda nodül tespiti yapılmaktadır. Bu nodüllerin fonksiyonunu değerlendirmek için de sintigrafik çalışmalar yapıyoruz. Halk arasında soğuk nodül olarak bilinen nodüllerin kanserleşme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz. Nodül tespit edilirse ve soğuk bir nodül ise, ayrıca ultrasonda da tabii bir takım bulgular ortaya çıkacaktır. Eğer başka bir programda radyolog arkadaşları misafir ederseniz onlar da size belki anlatacaktır radyolojik ultrason bulgularını. Bu soğuk nodül tespit edilen hastalarda ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz biyopsi yapılır. Bu biyopsi yapıldıktan sonra da eğer kuşkulu bir nodül var ise cerrahlarımız tarafından tiroid bezinin her iki lobu da çıkartılır. Hocam, peki hangi belirtiler olduğunda bir hekime görünmeliyiz? Şimdi tiroid kanserleri tiroid hormonları üzerinde bir etkisi olmadığı için bir bulgu vermez esas olarak, çarpıntı, terleme vesaire gibi. Ancak boyunun ön tarafında demin tarif ettiğim şekilde Adem elmasının alt tarafındaki, evet, Adem elmasının her iki taraftadır, sağ ve solda. Hı hı. Bir şişlik fark ederlerse eğer, hı hı, o zaman bir hekime başvurmaları gerekir. Ağrı, ateş vesaire. Ağrı, ateş çok ileri boyutlara ulaşmadığı sürece herhangi bir bulgu vermez. Peki hocam, teşekkür ederiz. Tanısını da aslında bahsettik, konuştuk. Biraz tedavi yöntemlerine değinmek istiyorum. Tiroid kanserinin tedavi yöntemleri elbette ki kanserin evresine, belki de hastanın genel sağlık durumuna göre değişmektedir ama hem genel bir tiroid kanserinin tedavi yöntemlerinden bahsedelim diyorum. Olur. Hem de özellikle sizin de dediğiniz gibi halk arasında atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyon tedavisi üzerinde durabiliriz bu noktada. Evet. Şimdi tiroid kanserlerinin tabii tedavisine geçmeden önce bir gruplandıralım isterseniz. Hı hı. Pardon. Şimdi tiroid kanserleri dört tiptir. Bir tanesi papiller kanserler, diğeri foliküler kanserler, diğeri medüller kanserler, diğeri de anaplastik kanserler dediğimiz kanser tipleri. En sık gördüğümüz tiroid papiller kanserdir. %90 civarında papiller kanser görüyoruz. Ve kanser tipleri de, tiroid kanserleri de daha çok kadınlarda görülüyor büyük bir oranda. Kadın hastalığı diyebiliriz aslında ama erkeklerde de son yıllarda, özellikle ileri yaşlarda görmeye başladık. Hocam, neden? Hormonlardan kaynaklı? Büyük ihtimalle hormonlardan kaynaklandığı, hı-hı, düşünülmektedir ama kesin bir bilgi yok o konuda. Hı-hı. Ama büyük ihtimalle hormonal yapıdan kaynaklanıyor. En sık gördüğümüz papiller kanserler, tiroid kanserleri tabii evrelendiriliyor öncelikle. Evrelendirilirken boyutuna bakıyoruz. Tümörün boyutu değerlendiriliyor. Şimdi 1, 2, 3 evre ya da 4 evreye ayırabiliriz tiroid kanserlerini. Birinci evrede de A ve B olarak gruplandırıyoruz. A grubunda 1 santime kadar olan tümörleri T1A olarak nitelendiriyoruz. T1B dediğimiz 2 santime, 1 ile 2 santim olanları, T2 dediğimizde ise 2-4 santim boyutunda olan tümör boyutundan bahsediyoruz. Grup oluyor. Bir de boyutundan başka tiroid dışına taşıp taşmadığını değerlendiriyoruz. Tiroid dışına taşıp bazen de çevre yumuşak dokuya ya da büyük damarlara metastaz yapabiliyor. Bu evresine göre tedavimiz değişebiliyor. Bir de ayrıca herkeste tiroid bezinin her iki tarafında olan lenf bezleri vardır. O lenf bezleri de şurada, bu sizde de var, bende de var, hepimizde var. Yüzlerce lenf bezi vardır boynun her iki tarafında. Onlara metastaz yapıp, yani sıçrama yapıp yapmaması da bizim tedavi kararımızı ve evrelendirmemizi değiştirmektedir. Şimdi tabii hangi gruba tedavi yapalım sorusu
değişiyor. Amerika, Avrupa ya da Türkiye ekolleri değişken bu konuda. Şöyle yapıyoruz biz kendi ana bilim dalımızda. Tümör boyutu 1,5 santimi geçen, tiroidin dışına taşmış bu şekilde, tiroidin dışına taşan, çevre yumuşak dokuya yayılan ya da lenf notlarına metastaz yapmış tiroid kanserlerini biz tedavi ediyoruz. Radyoaktif iyotla tedavi ediyoruz. Peki diğer evreler hocam? Diğer evreler tabii ki tanısı konduktan sonra cerrah tarafından eğer total tiroidektomi yani her iki tiroid bezinin her iki lobu da tam çıkartıldıysa ve geride herhangi bir tümör kalmadıysa veya rezidü doku dediğimiz tümör dışı tiroid dokusu kalmadıysa o zaman hastayı ilaç vererek, tiroid hormonu vererek takip ediyoruz ömür boyunca. Ön hazırlık yapıyor musunuz hocam hastaya? Ne kadar süreli bir tedavi oluyor atom tedavisi? Atom tedavisi şöyle, ameliyat olduktan sonra hastanın bir süre ilaç içmemesini istiyoruz. İlaç dediğim tiroid hormonu kullanmamasını istiyoruz. Yaklaşık bir ay kadar tiroid hormonu kullanmayan hastaya yapılan sintigrafik ve ultrason tetkiklerinden sonra eğer radyoaktif iyot tedavisi kararı veriyorsak hastayı buna hazırlıyoruz. Son 15 günde diyet yapmasını istiyoruz. Bu diyette iyottan fakir diyet olmasını istiyoruz. İyotlu tuz kullanmasın. Ondan sonra süt ürünleri kullanmasın. Yumurta sarısı kullanmasın. Deniz ürünleri kullanmasını istiyoruz. Bunlardan uzak durmasını istiyoruz hastanın. 15 gün bu diyetten sonra hastalara bizim nükleer tıp bölümümüzde 4 odamız var. O odada teknisyenlerimiz tarafından bir kapsülün içinde radyoaktif iyot, yani halk arasında atom denilen tedavi ya da ilacı kapsül olarak içiriyoruz. İçirdikten sonra hastalarımız öyle aslında bir bulgu göstermiyorlar büyük bir çoğunlukla. Ne yan etkisi oluyor, ne baş ağrısı ya da bu tedavi şöyle kemoterapi, radyoterapi gibi ağır bir tedavi değil. Hastalar genellikle bir herhangi bir bulgu vermiyor. Bir yan etki oluşmuyor kısa dönemde. 3 gün hastaları yatırıyoruz orada. Halk arasında şöyle bir şey var, inanış var. İşte karanlık odada yatıracaklar, bizi böyle cezaevi gibi bir şey olduğu söyleniyor. Böyle bir şey yok. Televizyonu olan, buzdolabı olan, kliması olan, konforlu bir odada yatıyor hastalarımız. Sadece tek sorun kurşun kaplı olduğu için odamız, pencerelerimiz yukarıda. Halk arasında o herhalde bir kötü bir propaganda olmuş. Yani öyle korkulacak bir oda değil. Hatta espri yapıyoruz. 4 yıldızlı otel ayarında bir odada kalıyor hastalarımız. Öyle, onun için öyle çekinilecek bir durum söz konusu değil. 3 gün yattıktan sonra hasta hastaneden taburcu ediliyor ve normal yaşantısına geri dönüyor o halde. Evet. Peki ikinci bir tekrardan atom tedavisi uygulanıyor mu? Bu süreklilik arz ediyor mu? Bazı hastalara uyguluyoruz ama şunu hasta çıktıktan sonra odadan, hastaneden 3 hafta süreyle küçük çocuk ve hamilelerden uzak kalmasını istiyoruz. Çünkü hastaya bir radyasyon veriyoruz. Hastayı hastanede yatırmamızın sebebi o radyasyonun etrafa yayılmamasını sağlamak. Özellikle ilk 3 günde radyasyon dozu çok yüksek olduğu için o ilk 3 günü hastane odasında geçirmesini istiyoruz. Ondan sonraki günlerde azalıyor radyasyon gün be gün. Ancak ideali 3 hafta sonra artık küçük çocuk ve hamile olması muhtemel ya da hamile bayanlarla temas edebilir noktaya geliyor. Bu hastalık genellikle tekrarlamıyor. Yani nüks oranı düşük bir hastalık. Ama bazen hastalık tekrarlayabiliyor ki biz buna nüks diyoruz. Ya da radyoaktif iyot tedavisi çoğunlukla başarılı oluyor %90 civarında ama bazen de başarılı olmadığı durumlar oluyor. O durumlarda radyoaktif iyot tedavisini ikinci kez ya da üçüncü kez verebiliyoruz.
Anladığım kadarıyla %90 çok yüksek bir oran başarı oranında tabii ki. Peki tiroid kanserinin dışında atom tedavisi başka hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor mu? Kullanılacak mı? Bununla ilgili çalışmalar var mı? Kullanılıyor ama radyoaktif iyot değil de başka radyoaktif ajanlar kullanılıyor. Örneğin karaciğer tümörlerinin tedavisinde, prostat kanserinin tedavisinde, bazen eklem içine uygulama şeklinde radyoaktif maddeleri tedavide kullanıyoruz. Son sorum hocam aslında. Atom tedavisinden sonra hasta neleri dikkat etmeli? Neler tavsiye edersiniz bu hastalarınıza? Bir defa bu hastalıktan büyük olasılıkla başlarına bir iş gelmeyecek. Özellikle iyi bir ameliyat olduysa, radyoaktif atom tedavisi uygulandıysa %100 tedavi olacaklar. Bunu böyle kabul etsinler. Ancak ömür boyunca tetkik ve takipleri yapılması gerekiyor. NÜKS oranı düşük olsa da, yani tekrarlama olasılığı düşük olsa da tekrarlayabileceğini bilmeleri gerekiyor. Onun için kan tetkiklerini, bazen de ultrason tetkiklerini, gerektiğinde de sinigrafi tetkiklerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Çok keyifli ve verimli bir programdı. Çok sağ olun. Sevgili izleyen ve dinleyenlerimiz, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın. Güzel günler diliyoruz.